ışığında oturuyorduk, bileğinden öptüm seni. Dedem astım krizine girmişti ve vefat etti, kaybettik. Ay ben ağlamayacağımı düşünmüştüm ama şu an çok duygusallaştım. Çok üzüldüğümde. Sessizleşirim. Çok kızdığımda. Ağlarım. Çok korktuğumda. Cesaretlenirim. Çok utandığımda. Kızarırım. Ama ekrandan ben de bazen kendimi görünce gıcık olmuyor değilim yani hani. 39 kiloya kadar düştüm. Allah'ım ne olur yarın bir dilim ekmek yiyebileyim. Benim öyle ablam abim var ki dünya yıkılsa biz yıkılmayız. Çok yalnız kaldım. Daha dürüst bir yaşamın daha hafif ve daha mutlu bir yaşam olduğunu fark ettim. Ne var aranızda sizin? Bizde başka bir şey var. Bir kere çok büyük bir aşk var. Çok güçlü bir bağ var. Artık beni üzemezsin. Ben müsaade ettim aslında bugüne kadar. Artık etmiyorum. Bu koltuğa ve Katarsis'e hoş geldin. Hoş bulduk. Günlük hayatında duygularını yaşamaya izin veren biri misin sen? Genelde. Evdeyken zaten ya da arkadaşlarımlayken, ailemleyken onları saklayacak biri değilim. Sadece eskiden daha böyle sulu gözdüm, daha duygusaldım. Şu an öyle değilim. Şu an hatta benim yakın arkadaşlarım benim ruhsuz olduğumu söylüyorlar. Ağlanacak filmlerde ağlamadığım için benden şüphe ediyorlar. Duygularımın olup olmadığına dair ama genelde belli ederim. Yani en azından şeyi belli ederim. Mutlu olduğumu, üzüldüğümü, bir şeye sıkıldığımı belli ederim genel duygularda. Peki çok üzüldüğümde? Sessizleşirim. Çok kızdığımda? Ağlarım. Çok korktuğumda? Cesaretlenirim. Çok utandığımda? Kızarırım. Peki Derya, birkaç yerde de söylemişsin aslında bana soğuk nevale diyorlar demişsin. Genelde ben de sana baktığım zaman böyle bir yandan bir zırh var. Hani kendini koruduğum belki duygusal olarak bir zırh var. Nasıl öğrendin kendini korumayı? Duyguları böyle bırakmamayı? O aslında temeli bence küçük yaşta babamın yurt dışına gitmesiyle başladı. Babam yurt dışına gittiğinde 9 yaşındaydım. Yılda 2 kere geliyordu, bazen 1 kere geliyordu. Sonra sahne almaya başladım lise 1'e geçtiğimde. Annem hep yanımda geldi benim bu arada. 19 yaşına kadar her işimde annem yanımdaydı. Şu an Allah'a şükür ediyorum, iyi ki gelmiş diye. O süreçte böyle gece ortamını görüyorsunuz. Enteresan geliyor yani. 15 yaşında bir kız çocuğu. Dedim ki tehlikeli şeyler oluyor bu yaşantıda. Çünkü gündüz de okula gidiyorum bir yandan. Asla okulumu aksatmıyorum. Ve o süreçte ben yavaş yavaş böyle şey olduğunu hissediyordum. Kendimi bir tık kapatmayı, işte daha insanlar yaklaşmasın diye. Korku aslında oluyor bu. Hani babam yanımda değil vesaire gibi şey. Böyle sebeplerden dolayı aslında yavaş yavaş bunun tehlikenin level'ı büyüdükçe de daha fazlalaştı. Sonra bir yaştan sonra zaten kendini tanımlamaya başlıyorsun. Yani kendini sorgulayan herkes zaten bunu yapmaya başlar 25'inden sonra. Çok fazla kontrol ve koruma kalkanım olduğunu duyduktan sonra bunları ben biraz aslında törpüledim. Ama ekrandan ben de bazen kendimi görünce gıcık olmuyor değilim yani hani. Bir dönüm noktası söyler misin bana? Hayatımda özellikle o an, o olay ya da o dönem bana çok şey öğretti. Beni büyüttü diyebileceğim bir dönüm noktası. Bir ara bütün yakın arkadaşlarımla olan ilişkimi kestim o. Kesildi daha doğrusu hani. Ve ben bunu tamamen komple kökünden kesmeyi tercih ettim. O süreçte çok şey öğrendim. O süreçte çok ağladım, çok üzüldüm. Çok yalnız kaldım. Yalnızlığın insana hep çok şey öğrettiği söylenir. Bir yandan bütün acısıyla, belki çaresizliğiyle beraber kendi kendine tutunmayı, kendi kendimize belki dokunmayı öğrendiğimiz bir dönem oluyor yalnızlık dönemleri. Böyle bir taraf mı oldu sende de? Evet, hem öyle hem aslında kendi içimde kalabalıklaştım o süreçte. Çok fazla işte felsefik şeyler, psikoloji üzerine, kişisel gelişim üzerine bir sürü yazı okudum. Ve o süreçte okuduğum o şeyler aslında biraz beni aydınlanmaya ve mutluluğa itti. Hayır demeyi o süreçte öğrendim mesela ben. Daha önce aman kimse kırılmasın, üzülmesin diye ya da bir şeyleri belki hata yaptığımda yalan söyleyebilme yolunu tercih ediyordum. O süreçten sonra daha dürüst bir yaşamın daha hafif ve daha mutlu bir yaşam olduğunu fark ettim. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Zor bir zamanda sana eşlik etmiş, belki güç vermiş ya da belki gerçekten bazen şarkılarla dertleşiriz ya.
o anlamda dertleşebildiğim bir şarkı desem ne gelir aklına? Sezen Aksu'nun bir albümü var. Orada aslında Sayım diye bir parça var. Ve o diyebilirim. O benim hayatımda çok önemli bir dönem. İyisiyle kötüsüyle çok duyguyu bir arada yaşadığım, böyle kendimle savaştığım bir dönemi aslında anlatan bir şarkı var. Şimdi senden gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Bu şarkıyı bana, bize, izleyicilere değil, kendine söylemeni isteyeceğim. Ve tam o bahsettiğin dönemden gözünün önüne neler geliyorsa şarkıyı söylerken onlara odaklanmanı isteyeceğim. Tamam. Ay ışığında oturuyorduk, bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, elinden öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğumdan öptüm sonunda diye devam ediyor şu an. Tam sözlerini hatırlamıyorum oradan sonrasını. Açabilirsin gözlerini. Biraz anlatsana neler geldi, hangi, nasıl bir dönemdi o dönem? Zor, aslında bir tık zor bir dönemdi ama çok güzel şeyler yaşadığım da bir dönemdi duygu olarak. Sonrası daha da güzel oldu. Çünkü hiçbir doğum sancısız olmaz diye bir süreç var. Çok üzüntülü, çok acılı, çok gözyaşılı günler oldu ama çok da güzel şeyler yaşadım o dönemde. Duygular yaşadım ve onlar beni bir süre sonra mutluluğa taşıdı. Biraz daha içeriden bakalım senin hayatına istiyorum. Erken zamanlardan itibaren. Yanlışım varsa söyle lütfen. Aslında göçmen bir ailenin çocuğusun sen. Bir taraftan ailenin, çekirdek ailenin içerisinde bir ablan, bir de abin var, evet, diyebiliyorum. İzmir'de çocukluğunun geçtiği evi biraz anlatır mısın bana o dönemle? Ya ben çok mutlu bir çocuktum aslında. Çok mutlu büyüdüm. Şımartılarak büyüdüm. Çünkü yani bizim İzmir'deki evimiz müstakil iki katlı. Alt katımızda biz çok küçükken anneannemle dedem oturuyordu. Anneannem hastalandı ve maalesef pankreas kanserine yakalandı ve vefat etti. 9 yaşındaydım o zaman. Bir tek dedem kaldı. Benim için babam da gittikten sonra bir de babam oldu aslında ve annemden çok daha fazla sevdiğimi eminim onu. Ay ben ağlamayacağımı düşünmüştüm ama şu an çok duygusallaştım. Ya benim için hayattaki en hassas konulardan biri dedem. Neden böyle bir moda girdim şu an bilmiyorum ama şey, dedem çok önemli. O tek başına kaldı ve anneannemi hayal gördüğünü söylüyordu. O kadar çok seviyordu ki onu çünkü. Sonrasında dedem, benim bronşit astım vardı onda. Bir gece önce maç izledik. O Beşiktaşlıydı. Beşiktaş maçını izledik. Sabah 5'te bir bağırışla uyandım ve dedem astım krizine girmişti ve vefat etti, kaybettik. Hayatımda benim daha yaşadığım büyük bir acı sanırım şu ana kadar yok. Yani içimi bu kadar acıtan. Çünkü anneannem de çok küçüktüm ama bir de sürekli insanlar bir arada yaşayınca o dışarıdan biri gibi gelmiyor. Başka bir evin bireyi gibi gelmiyor. Sürekli bir aradayız. Sürekli ailenin içinde. Babam yokken ben onun ev arkadaşı olmuştum. Yani o yüzden dedem öldüğünde ben çok sarsıldım. Çok. Yani annemler hala onunla alakalı yanımda pek şey yapmazlar, konuşmazlar. Çünkü ben hassasım hala. O güne kadar aslında böyle çok mutlu bir çocuktum ben. Babam yurt dışında çalışsa bile oradan bizi arayıp sürekli işte ailevi ve akraba olarak ilişkilerini hep güçlü tutmamızı söyledi bugüne kadar. Hep bu yönde ön ayak oldu. Biz de öyleyiz zaten. Yani benim öyle ablam abim var ki dünya yıkılsa biz yıkılmayız. Birbirimize bağlanırız. Öyle söyleyeyim. Yani onlar için her şeyi yaparım. Annem de zaten hani bizi gerçekten tek başına büyüttü bir bakıma. Babam izlerse alınmasın ama bu bir gerçek. O yüzden annem de benim için bir
başka bir yerdedir yani. Kraliçemiz o bizim. Derya bir yandan aslında müzikle ilgili olan kısmı destekleyen bir baba. Diğer yandan belli ki hayatla ilgili belli mecburiyetler oldu ve gitti. Yani gittiden kastımız aslında güzel bir bağ var temelde ama diğer yandan o yurt dışında çalışmak zorunda kaldı. 9 yaştan bahsediyorsun, ergenliğin hemen öncesi bir taraftan. Nasıl hissettirdi sana ayrışmak o dönem babanla? Yani o süreçlerde aslında tam da böyle bir anlayamadığımı şimdi anlıyorum. Çünkü onların birikim yaptığını aslında geçen sene anladım. Öyle söyleyeyim. Hiç yüzleştin mi bununla ilgili olarak daha büyüdüğün yaşlarda? Hani onun gitmiş olmasıyla ilgili oturup sohbet eder misiniz mesela? Sadece bir hafta önce gitti babam, buradaydı. O bu geldiğinde ilk defa ona şey dedim. Seninle olan eksikliklerimizden bir danışmana, ya psikoloğa gittiğimi söyledim. Bir hafıza testi yapacağız beraber. Aklına geldiği gibi cevap vermeni istiyorum. Uzun uzun düşüneceğimiz bir bölüm değil. Kısa kısa tamam. Gideceğimiz bir yer. Hatırlayabildiklerine bakalım. Hatırlayamadıklarını da canı sağ olsun. Hadi bakalım. Çocukluğundaki evinde İzmir'de. Daire numaranız kaç? 2. 8 yaşındayken kazandığın ses yarışmasının ismi? Bir radyonun yaptığı, aslında Türkiye genelinde bir yarışmaydı ama radyonun ses yarışmasıydı. İlkokulda futbol oynarken mevkin neydi? O zaman forvetti. Şimdi defansta daha iyiyim. Lisede en sık kullandığın kopya çekme yöntemi? Oh. Bunu nereden buldun da sordum. Benim andaçımda yazan bir şey burada, o yüzden yani bu konuda gerçekten kitap yazabilirim. Konuşalım. Öğretmenlerim şu an izleyecek bunu. Ya ben kitap bile açtım. Minik ince uzun kağıtlara eteğin pilelerinin aralarına saklıyorduk. Gökhan. Ne yaptın, yaktın bizi Gökhan. Lisede okuldan sonra geceleri sahne aldığın ilk otel? Hilton İzmir. Ebru Gündeş'le tanışmana ve onun vokalist olmana vesile olan müzisyen arkadaşının adı? O ben. Asil Gök'le tanıştığınız tarih? Bilmiyorum, o da bilmiyor. Okyanus kulübünde durmuş saat kaçı gösteriyor? Bilmiyorum. Düet yaptığın ve sözlerinde de imzan olan Sen Maşallah şarkısında kaç kere üzgünüm kelimesi geçiyor? Çok iyi, bilmiyorum. Son dönemde senin söylediğin Sürgün Aşkımız Hazal yorumuyla ilk kez hangi tarihte yayınlanmıştı? 99 olması lazım. Bir dönemin var Derya, biraz sohbet ettik öncesinde. Üniversite döneminde aslında biraz sağlığının bozulduğu, psikolojik bir boyutu da olan bir dönem. Bir anoreksiya tanısından bahsediyoruz. Bu arada bunu yaşayan, bununla ilgili konuşmayan, bunu söylemeyen ya da yardım alamayan çok fazla, özellikle gençlik döneminde insan var. Anoreksiyayı, bulimiyayı yaşayan bir yandan. Belki gerçekten biraz da ışık olur diye sormak istiyorum sana. Sen nasıl yaşadın? Benim başlangıcım, bu arada hiçbir zaman ben zayıflama amaçlı işte bir zorla istifra yaptırma durumu olmadı bende hiçbir zaman. Hep kendi isteğiyle yani, zaten bunu başaramıyorum. Bir Ramazan'da oruç tuttuğum bir dönemde her sahur yaptıktan sonra sürekli istifra etmeye başladım. Üniversitedeydim. Bir süre sonra her yemek yedikten sonra bunu yaşamaya başladım. Doktora gittim. İşte reflü vesaire gibi her şeye bakıldı. Sonra hiçbir şey olmadığı anlaşılınca, bunun psikolojik bir şey olduğu anlaşılınca bazı ilaçlara başlandı. Vücudu, sinirleri yatıştırıp yemek yiyebilmem için. Bir süre böyle iyi geldi onlar, 2-3 ay kadar. Sonra da o zamanki doktorum bana bırak dedi ilaçları düzelince. Ve ben birden bıraktım. Oysa çok büyük bir yanlış olduğunu öğrendim. Yaklaşık bir ay içinde falan hastalık iki katı bir şekilde bana geri geldi. Sonra başka bir doktora gittim. Onunla psikolojik de birlikte bir yürüttük. Hem ilaç hem psikolojik olarak. Ve stres hissettiğim, üzüldüğüm, sıkıldığım her an bunun olduğunu, yani strese bağlı aslında benim bu durumu yaşadığımı anladık. Ama bir şekilde yenemedim. 39 kiloya kadar düştüm. Su içemez hale geldikten sonra zaten hastanede serumla bir süre beslendim ve sonrasında düzeldim. Bir tık böyle çıktım ama size şöyle söyleyeyim. O seneki yazın olan bütün sahnelerde mesela oturarak şarkı söyleyebildim. Çünkü vücudum besin almadığı için halsizleştim. Benim hayatımın çok önemli bir anıdır bu. Her gece şöyle bir dua ediyordum. Allah'ım ne olur yarın bir dilim ekmek yiyebileyim. Ve sonra dedim ki ben bunu yeneceğim dedim. Ben bununla yaşayamam. Ben bu kadar güçsüz biri değilim dedim. Ve ben şarkı söylemek istiyorum. Ben
ailem üzülmesini istiyorum. Çünkü ben yiyemedikçe onların göz önünde eriyen bir çocuk var ve çok üzülüyorlar bu duruma. Böyle bir şey oldu bana ve beyin gücümle ben o hastalığı yendim. İlaçla değil. Ve bir insanın gerçekten beynine inandırırsa kendi gücüyle neler yapabileceğini ben o hastalıkta gördüm. Hayatından bir hikaye anlatmanı istiyorum. Bir doğru versiyonuyla bir de yalan versiyonuyla. Hangisinin doğru yalan olduğunu söyleme lütfen. Ona izleyiciler yorumlarda karar versinler diye bekleyeceğiz. Tamam. Ben enteresan bir üniversite hayatı geçirdim. Müthiş neşeli, kafası çatlak ev arkadaşlarım. Aynı zamanda sınıf arkadaşlarımdı. 4 kız. Bir gün keman dersinden çıktım. Hava yağışlı ve ben Muğla Üniversitesi'nde okudum. Muğla Üniversitesi çok büyük bir alan. Bir sürü bölümler var ve her bölümün yanında neredeyse ayrı bir restoran, yemek yiyebileceğiniz tesisler var. Keman dersinden çıktım. Sonra bir sonraki derste eğitim fakültesinde müzik öğretmenliği okuduğum için orada formasyon derslerimiz var. Ve eğitim fakültesine gittim. Öğle arasında da bir şeyler yiyeceğim. Yağmur var, her yer bir tık böyle insanların girip çıkmasına ıslanmış ve o aşağı inilen, restorana inilen yerde ayağım kaydı. Elimde kemanla birlikte 20 basamak kadar düştüm ve kuyruk sokumu kemiğim, bu omuriliğin indiği uç dışa dönmüş. Yani büyük bir acıyla daha doğrusu orada şey yaptım. Ev arkadaşlarım Ayşegül, Ezgi, Özge. Onlar gülüyorlar çünkü biz hep düşene güleriz. Sonra ben böyle çok canım yanıyor falan, iyi değilim deyince önce eve gittik. Ve sonra ben böyle acı içinde evde kıvranıyorum. Ambulansla beni hastaneye kaldırdılar. Sonra röntgen çekildi, anlaşıldı ve benim kuyruk sokumu kemiğim 180 derece dışa dönmüş. Ne olacak peki? Düzelteceğiz dedi. Sonra bunu manuel olarak düzelttiler. Hala bende minik hasarları var, ağrı yapar çok ayakta kaldığımda falan ama hani böyle bir enteresan bir anım var. Doğru mu yalan mı bilmediğim için duygusal eşlikte bulunamıyorum sana. Peki, ikinci versiyon. Keman dersinden çıktım, elimde kemanım. Eğitim fakültesinin altındaki restoranda öğle yemeği yiyip sonra derslere gireceğim. Hava yağışlı o gün, yerler bayağı bir kayganlaşmış. İlk basamağa bastım, ayağım kaydı ve aşağı doğru düşmeye başladım. Kemanı elimden bıraktım, bir yerlere tutunmaya çalışırken de başımı çarptım. Trabzanlara tutundum ve böyle bir tık böyle kendime geldim ama düştüm tabii, bir sürü yerimi çarptım. Bir o an o hissettiğim enteresan acıyla birlikte bir şey oldu kafamda ve o an orada kemanı çıkarıp ben bir beste yaptım. O mesela ilerleyen zamanlarda inşallah böyle kariyer albümü yaptığım bir dönemde onu albüme koyacağım. Hem de keman çalarak koyacağım. Ya. Bir gündüz rüyası görelim beraber bu bölümde. Birazdan benim yönlendireceğim şekilde birlikte bir hayal kuracağız. Ben sana belli bir ortam yaratacağım ve orada olmanı isteyeceğim. Gözlerin kapalı olduğu sürece bana cevap verme. Sonra gözlerini açtıktan sonra neler gördüğünü, neler seçtiğini, neler fark ettiğini ben soracağım. O zaman birazcık uzanayım evet. Bunun için. Rahat et. Kapatabilirsin gözlerini. Derya, bir kuyunun içindesin şu anda. Burası bir kuyu. Derin bir kuyu. Kafanı kaldırdığında gün ışığını görebiliyorsun. Şu anda burada nasıl hissettiğini bir fark et. Etrafına bak. Nasıl bir kuyu burası? Rengi, kokusu, zemini. Kendi yolunda ilerlerken bu kuyuya düştün sen. Nasıl düştüğünü hatırla. Cebinde bir not var. Onu fark et. Ve cebinden çıkar o notu. Çok eskiden kalma bir kağıt parçası bu. Sana çocukken verilmiş. İçinde sana yol gösterecek bir cümle yazıyor. Hayal et. Orada ne yazıyor? Bu notu kim koymuş cebine o zamanlar? Şimdi ayağa kalkıyorsun. Yukarı bakıyorsun. 2 kişi var orada, kuyunun ucunda. Görür görmez fark ediyorsun. Biri seni o kuyudan çıkarmak için yardım etmek istiyor. Diğeri o kuyudan seni çıkarmamaya kararlı. Kim bunlar? Bir fark et. İkisinin de kim olduğunu yavaş yavaş görüp anlıyorsun şu anda. Yukarı doğru çıkan ipten bir merdiven olduğunu görüyorsun. Tırmanmaya başlayabilirsin Derya. Tırman yavaş yavaş. Yukarı çıktığında ne olduğunu gör. Orada mı kalıyorsun? Bir şekilde dışarı mı çıkıyorsun?
Hazır olduğunda bana bu odaya geri dönebilirsin. Evet. En baştan bir başta istersen. Nasıl bir kuyuydu orası? Biraz kurumuş bir kuyuydu. Daha önce suyu olan. Ve etrafta yosunlaşmış bölgeler vardı. Yeşil, koyu yeşil. Yukarıya baktığımda güneşli bir hava vardı. Tahtaya bastım ve dengemi kaybedip başımı vurarak aşağıya düştüm. Nasıl hissediyordun aşağıda? Acın var mıydı? Korkuyordun? Yani aşağıda kendimi ilk fark ettiğimde, böyle bir kendime geldiğimde bir sıkıntı ve oradan çıkamayacağım korkusunu hissettim. Ama sonra o korkum geçti yaklaşık 2 dakika sonra. Nasıl çıkabilirimi planladım. Cebindeki notta ne yazıyordu? Cebimdeki notta müzikle ilgili bir aslında nasihat vardı. Rahmetli Nursal hocamın cebime küçükken koyduğu bir not. Ve orada ne olursa olsun doğru durmaktan asla vazgeçme, eğrilme yazıyordu. Yukarıdaki kişileri gördün, 2 kişiyi. Sana yardım etmek isteyen ve seni orada tutmak isteyen. Nasıl insanlardı onlar? Kimlerdi? Beni kurtarmak isteyen çok sevdiğim biriydi. Diğeri de beni seviyor gibi görünen biriydi. Peki, ipten merdivene tırmanmaya başladın. Ne oldu sonunda? Önce bir ip kaydı. Sonra ben ipi koluma dolayarak çıktım, tırmandım. Ve çıktığımda dışarıda benim için bir parti hazırlanmıştı. Sürprizdi. Güzelmiş. Tamamen bu geldi gözümün önüne. Bugünkü halinde en çok kime ihtiyaç duyuyorsun bu hayatta? En başta ailesidir tabii ki de. Ailemden sonra yani fiziki olarak buna ihtiyaç duyduğumda ilk yanımda olan tabii ki de Asil. Ne var aranızda sizin? Her ilişkiyi ayakta tutan temel bir şeyler var galiba yaşadıkça anladığımız. Sizde ne var? Bizde başka bir şey var. Çok güçlü bir bağ var. Size bahsettim ya ablamla abim için. Dünya yıkılsa hani biz yıkılmayız, kopmayız diye. Öyle olduğunu hissettiğim bir bağ var. İyisinde, kötüsünde, varlığında, yokluğunda. Biz hep yan yana olduk bugüne kadar ve hep de öyle olacak gibi hissediyorum. Bir kere çok büyük bir aşk var. Aynı zamanda dostum, ailem. Ve onun da benim için aynı şeyleri düşündüğünü biliyorum dile getirdiği için. Sadece çünkü aşk olduğunda o azalırsa bir yerden tutunacak bir dal ararsınız ve bulamazsanız o ilişki biter. Bazı insanların birbirine olan çekimi vardır. Bizdeki öyle bir şey. Bu kelimelerle tarif edebileceğim bir şey değil. Derya, yüzleşme bölümünde aslında bugüne kadar hayatımızda bizde olumsuz anlamda bir iz bırakmış, üzmüş, kızdırmış birinin burada olduğunu hayal ediyoruz. Ben hiç karışmayacağım. Birazdan yine gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Hı hı. Gözlerini kapattığında o kişinin bu kapıdan içeriye girdiğini hayal etmeni isteyeceğim. Ve ona söylemek istediğin ne varsa onları duyalım senden. Bence mizacın çok sert ve insanlara bazen hak etmediği şeyleri söyleyebiliyorsun. Tatlı dilli olabilirsin, daha ince fikirli olabilirsin ve İnsanlara gerçekten belki yaşatmaman gereken şeyler olduğunu ve senin de haksız olabileceğini bir düşünmelisin bence. Çünkü hayat çok kısa ve insanlar bence bu hayatı mutlu ve başarılı çalışarak geçirirse, üretirse bir anlamı var. Sen bazen birçok şeye engel oluyorsun. Bunu belki sonra anlayabiliyoruz ama inşallah bundan sonra böyle olmaz. Bununla ilgili kendimle bir savaş verdim ve zarar veren duyguların, insanların hayatımda olmaması gerektiğine karar verelim ve bunu uygulamaya başlayalım. Birkaç sene oldu. Ya hayatımın ortasından çıkarıyorum ya da tamamen yok sayıyorum. O yüzden artık önemsemiyorum. Artık beni üzemezsin. Çünkü beni üzmene bile ben müsaade ettim aslında bugüne kadar. Artık etmiyorum. Senin hakkında yazılmış 3 tane yorumu okuyacağım. Bölümün adı Cevap Hakkı ve tabii ki birçok olumlu yorumun yanında bunları da ilk karşılaştığında bunlarla nasıl tepki verdiğini merak ediyorum. O yüzden burada da o cevapları vermeni isteyeceğim onlara. İlkiyle başlıyorum. Tamam. Erkeklerle ciddi bir problemi olduğunu düşündüğüm şarkıcı, hangi klibine denk gelsem erkekleri bir yerlere hapsetme, zincirleme, peşinden koşturma falan. Ben bu tarz yani yorumları okuyorum ve
Çok gülüyorum. Biraz feminist tarafım var benim, evet, ama öyle düşünmeleri de hoşuma gidiyor benim ya. Yani gülüyorum, hiç sinirleneceğim ya da hayır ben öyle düşünmüyorum falan diyeceğim bir şey değil. Çünkü gerçekliği yok zaten, onlar bir kurgu. Ama siz böyle yorumlar yaptıkça çok hoşuma gidiyor. Aman Allah'ım. O tiz ses, o rezalet melodi, o mide bulandırıcı sözler. Vav, bir dakika bir daha söyle. O tiz ses, o rezalet melodi, o mide bulandırıcı sözler. Hayır dostlar, kimse zevk meselesi demesin bu işi. Bu başka bir şey. Tarif edemeyeceğim duygular yaşattı bana. Türk müziği bu kadar mı kalitesizleşti? Güzel, sert bu arada, çok sert. Ya ben böyle insanları mesela şey yapmak istiyorum, tanışmak istiyorum. Aynı ortama gelmek istiyorum ve... Aslında dışarıdan görünen şeylerin bazen öyle olmadığı olabiliyor. Ama onu herkese anlatamazsınız. O yüzden seven olduğu kadar sevmeyen de olacak. Çok ağır böyle hani şeyler, bu biraz ağır gibi sanki ama hani o kadar da değil yahu diyorum yani ben. Hani sevmeyen olabilir tabii ki de, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama benim farklı yönlerimi bir görsün. Ondan sonra tekrar konuşalım onunla. Danla Bilic'le olan makyaj videosuna denk geldiğim şarkıcı. Merak edip sırf Derya hatırına bir izleyeyim dedim. Sadece 5 dakika dayanabildim. Ezikliğini aşırı egoyla kapatmaya çalışan, nerede nasıl davranacağını bilmeyen birisi gibiydi. Asıl karakteri buysa patolojik bir durum, hemen doktora görünmeli. Ben olsam kariyerim geleceği için o videoyu sildirirdim. Ya o konuyla ilgili biz çok üzüldük bir kere söyleyeyim. Neden üzüldük? İnsanlar öyle yorum yaptı diye değil de öyle nasıl algılayabildiler diye ben oturup birkaç kere izledim. Aslında biz orada çok eğlendik. Bir kurgu oluşturduk biz orada bu arada. Biz zaten o değiliz orada. Didişen iki tane kızın yan yana yaptığı bir şeydi aslında. Birbiriyle uğraşan, her anlamda böyle sınırsız. Günlük hayatımda zaten öyle olmam. Ben öyle olursam ben intihar ederim zaten yani, hani öyle birine dönüşürsem bir gün. Danla bu arada bana söyledi, Derya istersen silebiliriz videoyu. Ben çok üzüldüm diye. Ben sildirmek istemedim. Neden sildireyim ki? Ben orada çünkü hata yapmadım ki, insanlar hatalarını telafi etmeye çalışır. Ben orada aslında sevimli bir enstantane oluşturduk biz orada. Hani dediğim gibi az önce, aslında kurgu yani, daha doğru bir ismi yok. Ve orada birbirimizle uğraştık. Gerçek hayatımızda zaten öyle cümleler bile kurmayız yani. O yüzden ben silme kalsın dedim. Benim arkadaşlarım aradı o süreçlerde. Nasıl tahammül ediyorsun bu yorumlara? Bir cevap ver, bir şey. Hiçbir şey söyleme gerekliliği duymadım. Hiçbir açıklama bile yazmadım bu arada. İnsanlara cevap vermeyi bırakın. Dediğim gibi yani zamanla zaten öyle olmadığını görecekleri için ekstra bir şeye gerek yok şu an. Burada böyle bile isteye doya doya, tonlardan tonlara, çıka çıka detone isteyeceğim. Evet. Hangi şarkıyla? Genelde de zorlandığım bir şarkıyı seçebilirsin. Ama böyle doya doya ol. Yani programı bununla kapatacağız. Ama iyi mi kötü mü bilemiyorum. Senin adına endişe ediyorum. Gözüne hoş gelen aslında boş, aslında boş. Geleceği görüp sadece gülüyorum. Bu olmayan bir tonda bu şarkı böyle oluyor işte. Yanlış tonda. Teşekkür ederim. Rica ederim.